daha bir araya topladık. Bizleri kırmayı bu hayırlı programa teşrif eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Genel Başkanımız Bülent İldirim'in konuşmasıyla devam edecektir. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Burada ciddi bir yürek, ciddi bir heves, ciddi bir iyilik hareketi olmanın yoldaşı, hareketi, parçası, heyecanı ve nefesi olmak üzere bir yürüyüş dalgasının içine girdik. Gaziantep İHA olarak yaklaşık 6 aydır yeni yönetimle her geçen günü daha fazla değişimle, hareketle yol alıyoruz. Bugün Yemenli kardeşlerimize sahip çıkmak, Yemen kelimesinin bolluk ve bereket anlamına gelen o güzel telaffuzuyla onlara bolluk ve bereket götürmek için kahvaltıyı değerli Başkanımız Bülent Yıldırım ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım'ın ve en önemlisi siz değerli STK başkanlarımın ve kardeşlerimin katılımıyla bir kez daha hissetmek için şu mecliste toparlandık. Bugün Yemen'le ilgili bir araya geldik. Fakat dünyadaki meseleler sadece parça parça ele alınmaması gereken meselelerdir. Yemen'in başına bu sıkıntılar niçin geldi? Öncelikle bunu anlamak zorundayız. Şu anda dünya nüfusunun %24'ü Müslümanlarca oluşturulmakta. Ve coğrafyanın da %28'i Müslüman toprakları olarak biliniyor. Ama yeraltı kaynaklarının ve zenginliklerinin %60'ı bizim topraklarda. Fakat biz bu %60'ın yüzde kaçını kullanıp üretime çevirebiliyoruz derseniz %2'sini kullanıp üretime çevirebiliyoruz ancak. Dünyanın en fakir ülkeleri Müslüman ülkeleri. Dünyanın en zengin Müslüman ülkesi Türkiye. Ve bu Müslüman ülkelerinin doğal olarak durumunu ortaya koyuyor. Ticaret hacmimiz 18 trilyon İslam ülkeleri olarak, 15 trilyon da dolar olarak sıcak para döndürüyoruz. Eğer biz ayağa kalkıp bu %60'ını, yani yeraltı kaynaklarının ve zenginliklerin %60'ını kullanmayı becerebilir, başarabilirsek, yeryüzündeki bütün zulümleri durduracak bir refah düzeyine ulaşabiliriz. Onun için İslam dünyasının kaosa, gözyaşına boğulması gerekiyor, parçalanması gerekiyor. Batılı ülkelerin nüfusu dünya nüfusunun %11'i olmasına rağmen %70'lik bir şekilde dünya yeraltı kaynaklarını ve zenginliklerini kullanıyorlar. Peki bizde akıl yok mu? Bizde akıl var. Ama niçin gelişmediğimize baktığımızda birinci sırada sömürgecileştirilme yatıyor. Bir kere özgür düşüncemiz elimizden alınmış, sömürgeleştirilmişiz. İkinci sırada eğitimsizlik olarak tespit ediliyor. Doğal afetler, savaşlar, işgaller derken ekonomik kırılma ve yönetim tarzındaki işte kısa süreli zamanlar. İşte Türkiye şu anda bunu aştı, Allah'a şükürler olsun. İslam dünyasının en fakir 5 ülkesinden biri Yemen'dir. Filistin'e en çok yardım yapan da Yemen'dir. Halk olarak. Yemen, İslam dünyasının kapısıdır.
Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider. Tarihte iki kez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek naşını almak için harekete geçtiler. Biliyorsun Yavuz Sultan Selim'in oralara sefer etmesinin sebebi de buydu. Peygamber Efendimiz'in naşını koruyamayacaklar diye gitmişti. Yemen kapıdır. İşte Yemen şu dönemde de çok önemli bir görev görüyor. O da nedir? Bugün size başka bir soru. Bugün dünyada en büyük zulüm nerede oluyor? Hangi coğrafyada? Nerede? Doğu Türkistan'da. Sesini bile duyamıyoruz. Bakın Arakan'da erkekler en azından ağlayarak kadınlarımıza ve çocuklarımıza bu işkence yapılıyor. Çaresizim diyor, kamera karşısına geçip ağlıyor. Ağlayarak da olsa sesini duyurabiliyorlar. Bir Doğu Türkistanlı ağlamaya kalktığın Doğu Türkistan'daki akrabaları toplama kamplarına gönderiliyor. Evlerine Çinli erkekler ikiz kardeş projesi gereği giriyor. Kapılar aynen Endülüs'te olduğu gibi açık kalmak zorunda. İşte onun için şu anda dünyada Siyonizmin yönlendirdiği iki tane büyük emperyalist devletin ekonomik savaşıyla karşı karşıyayız. Biri Amerika'dır, biri de Çin'dir. Çin emperyalizmle Siyonizm emperyalizminin Amerika emperyalizminin ortak bir görevi vardır. O da İslam dünyasının bu %60'lık yeraltı kaynaklarını kullanarak dünyada din ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan yeryüzüne refah ve huzur getirmesine engel olmak. Çünkü Müslüman bilir ki hiç kimsenin dinine dokunulmaz, hiç kimsenin dini zorla değiştirilmez. Hangi dinden olursa olsun kardeşiz. Bunun için ne yaptılar? Son 100 yılda kardeşi derken mazlumlarla, zalimlerle değil. Zalimlerin karşısında dimdik ayakta olacağız. Görevimiz o zaten. Son 100 yılın en büyük projesi İpek Yolu'nu gerçekleştirdiler. İpek Yolu'nun en önemli ayağı Yemen'den geçiyor. Yemen'deki özellikle Deniz İpek Yolu çok önemli. 5 tane büyük limanı şu anda kim alacak kavgası var. O nedenle Çin emperyalizmiyle Amerika emperyalizminin vekalet savaşları Yemen'de yapılıyor. Kardeş kardeşi öldürüyor. Ve sonuçta da neyle karşılaşıyoruz? Ekmek dahi veremediğimiz çocuklarla karşılaşıyoruz. Biz İHA olarak yaptığımız yardımları arkadaşlar yazmış anlatayım diye. Ona hiç girmeyeceğim. Çünkü İHA'da da dahi bütün yardım kuruluşların yapmış olduğu yardımlar faydalıdır ama yeterli değildir. Biz daha çok bu yardımları yaparken bu savaşların niçin olduğunu, politik gerekçelerini öğrenip bu savaşları durdurmak mecburiyetindeyiz ki topyekun bir fayda elde edilsin. Bu nedenle Yemen'le ilgili taraf ülkelerin bütün yetkilileriyle görüşme yaptık. Ve onlara bir öneride bulunduk vakıf olarak. Dedik ki 3 ay ateşkes yapın. Ve bu ateşkes sırasında tam 56 bölgede savaş var. Biz bütün bu bölgelere yardım götürelim, organize edelim. Biz Gazze'ye niçin gittik? İsrail'e biz ne dedik? Dedik ki Cenevre Sözleşmesi'ne göre bir bölgede ambargoya uğramış bir topluluk varsa oraya yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları yol açar ve devletler buna izin vermek zorunda dedik. Mavi Marmara'yı, filoyu bunun için çıkardık. E peki bu İsrail'di. Hani İsrail Gazze'de zulüm yapıyordu. Peki size ne oluyor? Müslüman ülkeler. Şu anda İsrail'in Gazze'de yaptığından daha kötü şey yapıyorsunuz. Allah'a hesap vermeyecek misiniz? Çocuklar açlıktan ölüyor. Ama nedir? Şii-Sünni savaşı, ideolojik savaş, mezhep kavgası. Allah'tan korkun. Düşmanınıza bile
bu açlığı çektiremezsiniz. Allah bunu yasaklamış. Kısmen başarı elde ettik. Bazı bölgelere yardım götürme için ateşkesler yapıldı ama daha istediğimiz sonucu elde edemedik. Ama gayret edeceğiz, çalışacağız. Tabii bunun için önce toplumun şuurlanması ve bilgilenmesi lazım. Bakın, insani durumu ele alırsak hem Yemen'de hem Suriye'de, Mısır'da, dünyanın her tarafında ne yazık ki şu anda Müslümanlar birbirini katlediyor. Üzücü bir durum. Suriye'de tam 7 yıldır kadınlar hapiste. Kadın ve çocuklar hapiste. 2000'e yakın çocuk. Rakamlar 6000-15000 arasında değişiyor kadın. Yapılan tespitlere göre, şahitliklere göre işkencenin anlatılır yanı yok. Aklınıza gelen en son şey bile yapılıyor. Peki biz şimdi bütün yine ilgili devletlerle görüştük. Ayın 20'sinde de 101 ülkeden gelecek, özellikle hanımlarla beraber bir basın toplantısı yapacağız. Milletvekilleri, parlamenterler, bakanlar, tanınmış simalar gelecek. Ve şunu söylüyoruz. Yemen'de de bunu gördük, Suriye'de de gördük, Mısır'da da gördük. Ya hadi erkekler savaşıyorsunuz. Lanet olsun, savaşmayı, öldürmeyi seviyorsunuz. Mezhep kavgası da yapıyorsunuz. Müslümanlar birbirini karnına doymadan bu savaş bitmeyecek. Allah'tan korkun, kadın ve çocuklardan ne istiyorsunuz? Yani kadının dini ne olursa olsun, Sünni, Şii, Alevi, Mecusi, Yahudi, Hristiyan, yani kadını bu savaşın parçası niçin yapıyorsunuz? Niçin işkence ediyorsunuz kadına? Çocukların niçin? 7 yaşındaki çocuğun ne günahı var? 13 yaşındaki çocuğun gözlerine sigara bastırarak öldürmek neyin nesi? Paslı tenekelerle çocukların boğazını kesip babalarına korku salmak neyin nesi? Kim yapıyor bunu? Adı George olan da yapıyor, adı Ahmet olan da yapıyor. Peki farkın ne? Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif sana ne farklılık verdi? Anlamadın işte. Onun için şimdi dünya çapında bir hareket başlatıyoruz Allah'ın izniyle. Hepinizi bu harekete davet ediyorum, özellikle hanım kardeşlerimi. Bu kadınların ve çocukların meselesi. Kadın nerede olursa olsun annedir. Kadına dokunan ellerin gerçekten kırılması lazım. Bu savaşta da olsa, savaşta olmasa da böyledir. Şimdi Allah nasip ederse Suriye'deki bu kadınlar için bütün STK'larımızın desteğine ihtiyacımız var. 8 Mart'ta da bazılarınız der 8 Mart'ı biz bugüne kadar hep reddettik, değil mi? Ama çok düşündük, Suriyeli kadınlara ya senin sesini 8 Mart'ta en fazla dünyaya duyurma imkanımız varken ideolojik bir bakış açısıyla bundan vazgeçtik desek her işkence edildiği saniye için bize beddua eder. O nedenle 8 Mart'ta şu anda bütün dünyada bu konu dikkate alınacağı için oraya yönelik de büyük bir eylemle bunu bitireceğiz. En az 50 ülkede çeşitli eylemler yapılacak. Bütün devlet liderlerine mektuplar gitti. İnşallah bu 2000 çocuk, ki bunların bir kısmı hapishanelerde doğdu, Allah kimseye göstermesin, bunların hepsinin kurtuluşu için gerekli çalışmayı yapacağız. Onun için İslam dünyasının kurtuluşu topyekün ancak mümkündür. Ve size dün itibariyle almış olduğum bir müjdeyi vereyim. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Marmara davasını biz hiç bırakmadık, devam ettirdik. Çok büyük sıkıntılar çektik. İsrail çok büyük sıkıntılar yaptı. Bazı arkadaşlarımızı şehit etti. Buna rağmen devam ettik. Dün itibariyle İsrail'in itirazlarını mahkeme reddetti. Daha önce biliyorsunuz rapor yazan kişiyi kızıyla tehdit etmişlerdi. Adam raporu
değiştirmişti. Şimdi yine mahkemeyi tehdit ediyor ama mahkeme dik durdu. Çünkü çok ciddi bir şekilde deşifre ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde İsrail tarihinde ilk defa ceza almış olacak. Bunu da yaşayacağız. İsrail'li bakanlar ve başbakan İsrail'in dışına çıkamayacak. Aynen Gazze'de Müslümanlar nasıl çıkamıyorsa, daha önce de çıkamıyorlardı, yine çıkamayacaklar. O zaman Amerika'da, Avrupa'da mahkemelerimiz var idi. Dünya nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor da baktığınız zaman 5 yaş altında temiz su bulamadığı için ölen çocuklara gidiyor. Dünya nereye gidiyor? Baktığınız zaman yoksulluğun 1 doların altında milyonlarca insanın yaşadığı, bunun da %80'in Müslüman olduğu bir dünyada şu anda yaşıyoruz. Dünya nereye gidiyor diye baktığınız zaman Batı medeniyetinin çöktüğü bir dünyayı görüyoruz. Biz buradan nereye gideceğiz diye baktığımız zaman da özümüze dönmemiz gerektiğini görüyorum. Özümüze döndüğümüzde, özümüzde sevgili Peygamberimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği mesajı ne kadar uyguladığımızı herkesin kendi kalbine sorması gerektiğine inanıyorum. Biz Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin medeniyetinden geliyoruz. Sevgili Peygamberimizin veda hutbesi bizim için en büyük talimat ve emirdir. Veda hutbesindeki söylediği her bir cümle bizim yolumuzu aydınlatmakta ve bunun gereğini yapmamız gerekmektedir.